Değerli izleyenler, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam, bugün de önemli bir konuyu yine sormak istiyorum. Bir insanın değeri, kalitesi, yani insanlar ve Allah-u Teala'nın indindeki değeri ve kalitesinden bahsediyorum. Neye göre ölçülür? Nasıl değerlendirilir? Böyle bir yol var mıdır? Yani bir insanı bu şekilde de tanıyabilir miyiz? Şimdi öyle güzel ölçüler koymuşlar ki bazen insan diyor ki Allah Allah diyorsun ya. 60 sene düşünsem hani hatırıma gelmezdi. Mesela bizi çok yakın zamanda dünyaya gelmiş ve ahirete intikal etmiş Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretleri var. Bu zat bu sorduğun sualin cevabını kısa özlü bir şekilde tek cümleyle verivermiş. İnsanın bir insan yeme içmeye kıymet verdiyse onun değeri helada çıkardığı kadardır. Evet. Kıymet verdiği şey oydu. Kıymet verdiği şey oysa onun da kıymeti odur diyor. Onun da kıymeti odur. Yani bir insan neye değer veriyor? Neye kıymet veriyor? Neye değer veriyor? Onunla ölçülür bu ölçü. Ha, yani bir insanın kıymeti, kıymet verdikleriyle ölçülür. Aynen öyle. Evet, kıymet verdikleriyle ölçülür. Şablon güzel bir şablon aslında. Neye kıymet ve değer veriyorsa o kadar çıktır. O da o kadardır yani. O da o kadardır yani. Neyi seviyorsan olsun derler adam ya. Adam mesela parayı seviyordur. O kadar kıymetli. O kadardır kıymetli. Onu götürdüğü halde götürecek durumu yok. Geride kalan mirasçıları ve hatta şimdi hele mirasçıları da kalmıyor. Hırsızlar, dolandırıcılar aynı şekilde musallat ediveriyor. Mirasçılar kalırsa diyelim. Dolandırıcılar da. Onlar da aynı şekilde gidiyor. Şimdi Akşemsiz Hazretleri de her asırda gelenler anlatmışlar bunu. Kendi asırdaki insanların anlayış ve kabiliyetine göre hani biz onu bugün anlatırken yani o zamanki kapla şimdiki kap farklı ama içindeki aynı. Evet, söylemek istediğim aynı. Buyuruyor ki Akşemseddin Hazretleri, kişinin kadrinin ve kıymetinin varlığı mihnetlere, bela ve musibetlere, sıkıntılara sabretmesiyle ortaya çıkar. Bu mihnet dünyalığın olmaması ve eksilmesi, elden çıkmasıyla olur. Sabredenlerin sabırdaki sebatları sebebiyle sabır, tevekkül, kanaat ve yumuşaklık gibi güzel hasletleri artar. Böylece olgunlaşan insanın kalp aynasında kirler, cevherin halis hale getirilmesi gibi temizlenir. Yani Akşemsiddin Hazretleri buyuruyor ki bir kimse Allah Teala'nın gelenlere sabrederse Cenab-ı Hakk'ın bu dünyada sabrederek elde edilmesi gereken helal ve mübah yolda çalışırsa, Allah-u Teala'ya tevekkül ederse, kimseye zulmetmezse, şey yapmasa, bunun kalbi temizlenir, olgunlaşır, kemale gelir. Ve ondan sonra bu kimse Allah-u Teala'nın kıymet verdiklerine kıymet verdiği için kendisi kıymetli hale gelir. Değerli hale gelir. Mesela hep Evliya-i Kiram diyoruz, Ehl-i Sünnet alimi diyoruz. Asırlar geçtiği halde İmam-ı Gazali Hazretleri diyoruz, İmam-ı Rabbani Hazretleri diyoruz, Muhammed Hadimi diyoruz, Muhammed Hadimi Hazretleri diyoruz, Muhammed Refami Hazretleri diyoruz, Eshab-ı Kiram diyoruz, Aşere-i Mübeşşere diyoruz, Hazreti Ebu Bekir Sıddık diyoruz, Ömer-i Faruk diyoruz, Osman-ı Zünnureyn diyoruz, Ali bin Murtaza diyoruz, Ali Murtaza diyoruz, Rıdvanullah Teala Aleyhi Mecmain. Asırlar geçmiş. Niye hala seviyoruz. Hala seviyoruz. Hala seviyoruz. Hala seviyoruz. Niye? Çünkü bunlar Allah-u Teala'nın kıymet verdiğine kıymet vermişler. Değer vermişler. Ve kendileri de kıymetli olmuşlar. Ve kendileri de kıymetli olmuşlar. Yani insan hem Allah-u Teala indinde kıymetli olmuş, Allah-u Teala indinde kıymetli olunca otomatik olarak Allah-u Teala'nın kulları indinde de bunlar kıymetli olmuşlar. Ölçüyü kesin net bildirmişler. Onun için efendim ben ne yaparsam insanlar indinde kıymetli olurum, efendim ben ne yaparsam işte falan değerli olurum, ben kaliteli birisi olurum. Ya kaliteli birisi, değerli birisi olmak istiyorsan Allah-u Teala değerli bir kulu olmaya çalış. Tamam mı? Allah-u Teala'nın sevdiklerini sev. Veya, düşmanlara düşman ol. Ya da onun emrettiklerini yap. Emirlerini yaparsın, yasaklarından sakınırsın ve netice itibariyle sen de
Öyle mi olursun, öyle olursun. Kutbettin Kaki Hazretleri buyuruyor. Çok yemek yiyen nefsinin kölesi olur. Bedeni ayakta tutacak kadar ve ibadete kuvvetli olacak kadar yemek ile yetinmelidir. Normal ve basit giyinmeli, süsten gösterişten uzak olmalıdır. Süslü elbiseleri gösteriş için giyen kendini aşağılamak yolunda silahlı bir soyguncu gibi olur. Az uymalıdır. Değersiz ve kıymetsiz dünya işlerine gönül vermek şöyle dursun. Bunları konuşmaktan, böyle şeylerden bahsetmekten bile çok sakınmalıdır. Böyle dünyalık şeylerin yanında bulunmasını bile kendisi için kusur ve bu yolda ilerleme mani bilmelidir. Dinin emirlerini yerine getirmekte çok gayretli olmalı. Zira gayret olmayınca ilerlemek de olmaz. Bu yolda ilerlediğini söyleyen fakat dinin emir ve yasaklarına uymakta gevşek davranan kimse yalancıdır. Şimdi kendi talebelerine bunları nasihat olarak bildirmiş bu zatta. Bu ölçü kıyamete kadar devam edecek. Aynı şekilde. Yani gösterdikleri yol Allah-u Teala rızası. Sen Allah-u Teala razı olursa, Allah rahmet eylesin bizim patronun Enver abiler. Hani bazıları işte efendim beni kimse işte benden razı değiller. Allah-u Teala razı olduktan sonra başkası razı olsa ne olur? Olmasa ne olur? Beni cehennem ateşten koruyacak o. Ve bana sıhhat afiyet verecek o, işimi rast getirecek o, her şeyin sahibi yaratanı. Eğer o razıysa öbür kullar dediğin ya elinden bir şey gelmez, aciz varlık. Efendim işte doktorum var. Ya doktorum var da doktor ölmüyor mu? Doktor hastalanmıyor mu arkadaşım ya? Değil mi? Doktorun kendine faydası var mı? Ha bir gün böyle dizinde şey vardı falan, doktorlara dedim ya yedek parçası yok mu? Dediler ki olsa kendimiz takacağız, doğru. Bizim dizimiz de ağrıyor. Yok. Ha, o doktora hafif almak için söylemiyorum. Tabii ki. Yani. Ama netice itibariyle kuldur. Evet. Yani şimdi efendim işte din adamı. Ya din adamı Allah-u Teala dinini doğru anlatıyorsa yani doğru bir levhadır. Tamam. Evet. Ama yaratan o değildir. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yaratıcı değildir. Melekler de değildir. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam evet Allah-u Teala yarattıklarının içerisinde en sevgili yaratmıştır. Ama Allah-u Teala buyuruyor ki benim dediğim olur. Amcası Ebu Talib için çok dua etti. Hidayet bana ait. Kalplere ben müdahale ederim. Senin vazifen sadece tebliğ etmek. Dolayısıyla yani peygamberler Aleyhisselatü Vesselam onların varisi olan alimler de haşa halık değil, mahluktur. Bunu iyi bilmeli, iyi anlamalı. Dolayısıyla kulun değerli olabilmesi Allah-u Teala'nın değer verdiği, kıymet verdiği şeyleri yapmak, bunlarla hallenmek ve olgunlaşmakla mümkündür. Niye evliya-i kiram kıymetli? Niye peygamberler kıymetli değil mi? Tabii. Önce. Eshab-ı kiram niye kıymetli? Çünkü bakıyorsun neye değer vermişler? Allah-u Teala değer verdiği şeylere değer vermişler. Allah-u Teala değer verdiği, kıymet verdiği şeylere değer verdikleri için, Allah-u Teala'nın emirlerini öğrenip yaptıkları, yasaklarından da sakındıkları için Allah-u Teala indinde kıymetli olmuşlar. Ondan sonra onları tahtından kimse indiremiyor biliyor musun? Ha söven sayan kötüleyen oluyor ama yine kıyamete kadar onları sevmeye devam ediliyor. Tahtından indirmek mümkün değil. Hani insanların değer vermesi, kıymet vermesi işte Behlendana Hazretleri ile işte Abbasi Halife'den Harun Reşit Hazretleri arasında bir şey oluyor da böyle herkese emir varfı yapınca halifeye şikayet etmiş insanlar. Bu demişler her isimimize karış... Yok, bizim aramıza gelmiyor demişler. Bizim aramıza karışmıyor. Bizi küçük görüyor. Manin. O da çağırmış. Ya demiş insanların içerisine niye karışmıyorsun falan demiş. Dinlemiş. Bir demiş istişare edeyim. Allah Allah demiş bu kiminle istişare ediyor ki? Bir adamını gönderiyor. Bak bakalım demiş kiminle istişare edecek. Sarayın bahçesinde bir hela varmış tuvalet. Oraya gidiyor. Biraz orada duruyor. Çıkıp geliyor. O adam koşup geliyor. Efendim diyor kimseyle görüşmedi. Helaya girdi çıktı geliyor diyor. Geliyor ondan sonra danıştın mı diyor. Danıştım diyor. Ama diyor ben diyor arkandan adam gönderdim. Kimseyle görüşmemişsin sen diyor. Helaya girip çıkmışsın diyor. Kime danıştın diyor. İşte helaya girdim danıştım. Anlamadım diyor. Helaya girdim diyor. Oradaki necasetler bana dedi ki sakın insanların içine girme. Onların arasına karışma. Biz daha önce çok güzel şeftaliydik, çok güzel elmaydık, çok güzel muzduk, çok güzel üzümdük. Ne zaman insanların içine girdik, bu hale geldik. Sakın demiş karış. Sen de ona göre hareket et. Dolayısıyla
İnsanların efendim sevgisine, insanların aynı şekilde övgüsüne, insanların itibarına, insanların kıymet vermesine değer veren, o insanlar neye değer veriyorsa sana o gözle bakacaklar, ona göre şey yapacaklar ve bir günde aynı şekilde ha diyecekler şu. Ya o adama iki laf ettiydik, adam fırladı gitti, havalandı gitti falan, beş para etmezmiş diyecekleri bu. Tamam mı? Bugün överler, yarın söverler. Çünkü Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin sözü bu. Gelmişler efendim demişler, insanlar sizi övüyor. Buymuşlar ki bu insanlar bugün över, yarın söver. Onun için onlara itibar etmemeli. Neye itibar etmeli? Allah-u Teala'nın kıymet vermesine, değer vermesine itibar etmeli. Efendim. Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz, böylece bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Programımız diğer bölümlerle devam edecek. Yeniden buluşuncaya kadar hoşçakalınız.